Selamlar herkese. Bugün bir kuru boya videosuyla karşınızdayım. Video geçmeden önce de arkadaşlar size kısa bir duyurum var. Instagram hesabımda şu anda çekiliş başlattım. İki arkadaşımıza kuru boya seti vereceğiz. Derwent Colorsoft'un kuru boya setini vereceğiz. Yanında da Kanso'nun kuru boya defterini hediye edeceğiz. Detaylarını Instagram adresime giderek bakabilirsiniz. Linkini açıklamaya bırakıyorum. Yeni kanalımda kuru boyaya pek fazla yer vermedim. Çünkü yağlı boyaya yeni başlamıştım. Sulu boya da yeni başlamıştım. Bu iki tekniğe fazla heves edince kuru boya geride kaldı. Ve kuru boyadan da açıkçası artık pek zevk almıyorum. Bunun sebepleri var. Onları da konuşacağız bu videoda. Ama sizin talepleriniz doğrultusunda artık kuru boya videolarını da çekmeye başlayacağım. Çokça yazanlar var bu konuda. Birçok arkadaşımız kuru boya çalışıyor çünkü. Bu video ile birlikte kuru boya serileri de devam edecek. Merak ettiğiniz soruları, çekmemi istediğiniz kuru boya içeriklerinde yoruma yazarsanız ben de ona göre videolar çekerim. Şimdi bu videoda arkadaşlar direkt bir çizim yapmak istemedim. Kuru boyalardan biraz konuşmak istedim. Ben birçok marka kuru boya kullandım. Bu alanda da iyi bir bilgiye sahip olduğumu düşünüyorum. O yüzden bu videonun temelde kullanacağımız malzeme hakkında konuşmak istedim. Bundan sonraki videolarda yine sizin isteklerinize göre, benim bildiğim tekniklere, tecrübelere göre videolar devam edecek. Şimdi benim elimde şu an bu masada birçok marka kuru boya var. İlk başladığım kuru boyadan son kullandığım kuru boya kadar bu masada mevcut. Ve bu masada da güzel bir meblağ var. Maddi para var. Bunların hepsi şu an çok pahalılar. Son fiyatlarına bakmadım ama en son baktığımda bunlar baya baya zamlanmıştı. Şu an daha da fazla olduğunu düşünüyorum. Onlara da videoda bakarız sizinle birlikte. Şimdi ilk olarak arkadaşlar şöyle buradaki masadaki boyalardan bahsedeyim size. Biraz da bu videoda hangi boyalardan başlamanız gerektiğini, ne şekilde kuru boyada ilerlemeniz gerektiğini sizlere söyleyeceğim. Şimdi şurada kalemliklerim var benim. Buradaki boyaları şimdi sizlere göstereceğim. Burada Faber-Castell Art Grip marka boyalar var. Yine Faber-Castell Polychromos var. Şöyle ayıralım bunları. Bu neymiş lan? Evet, bu kalemlikte Polychromos ve Art Grip modelleri var Faber-Castell'in. Bir de şöyle iki tane farklı model var. Ben kuru boya kullanırken arkadaşlar birçok marka kuru boyayı denedim. Hepsini tecrübe edindim. Çünkü bazılarının avantajları var, bazılarının dezavantajları var. Yani çalışırken tek marka kullanmıyordum ben. Yapacağım yerin detayına göre, büyüklüğüne göre farklı markaları tercih ediyordum. Bunları da size anlatacağım bu videoda. Şimdi ben ilk olarak arkadaşlar kuru boyaya Art Grip'ten başladım. Faber-Castell Art Grip modeli. Şu çok güzel bir kalem. Tasarımına hastayım. Şu üstündeki noktalar biraz yumuşak ve üçgen kalem. Parmağınıza çok güzel oturuyor. Tasarımı çok güzel. Bu boya biraz sert arkadaşlar. Çok güzel canlı renklere sahip ama renk karışımı bu boyada biraz zor. Ben o zaman aldığımda bayağı oldu yani 5-7 sene falan olmuştur. Aldığımda 12'lisini 20 TL'ye almıştım. Harçlıklarımı biriktirerek. Harçlıklarımı biriktirerek 12'lisini 20 TL'ye almıştım. Bununla güzel çalışmalar yaptım. Örneklerini de ekranı getiririm. Burada da hemen yanında Polychromos var. Polychromos da biraz sert ama çok güzel renk karışımı yapabildiğiniz bir boya. Ve renk tonları da oldukça fazla ve çok canlılar. Burada da iki tane farklı boya var. Bunları alıp kullanmadan bırakmıştım. Komple dışında bir ahşabı olmadan bir boya bu. Yani ne amaçla aldım o zaman bilmiyorum. Ne kadar para verdim hiç bilmiyorum ama kullanmamışım. Muhtemelen o zaman memnun kalmadım. Kenara bıraktım. Burada böyle farklı boyalar var. Bunlar hakkında pek bilgiye sahip olmadığım için yorum yapmayacağım. Şunları kenara alıyorum o yüzden. Burada da Faber-Castell'in klasik color'ı var. Mona Lisa var. Mona Lisa marka kuru boya. Bunu muhtemelen BİM'den almıştım. Bunu incelediğim bir video var da eski kanalımda. Burada klasik color var. Şunu hemen masaya çıkartıp hakkında yorum yapacağım bu boyaların. Buraya Polychromos karışmış. Yine Mona Lisa. Burada bir de Faber-Castell'in 12'lisi olması lazım. Evet, burada. Burada bir Derwent var. Lyra'nın bir modeli var. Başka marka var mı diye bakıyorum. Bu kalemliğimde de Faber-Castell'in bu tüp kutular içinde oluyor ya 48'li 12'li. Ondan almıştım. O boyalar var. Yine Faber-Castell'in bu şekilde teneke kutularında oluyor. Klasik kalır. Bunlar da 12'li 24 ve maksimum 40'lısı olması lazım. Bunlar var. Mona Lisa marka kuru boya. Çok uygun almıştım. BİM'den almıştım bunu test etmek için. Şimdi arkadaşlar bu Faber-Castell'in o tüp kutularında satılan boyalar
oldukça uygundu o zamanlar. Şu an ne kadar bilmiyorum. Bir bakayım. Oo, 70 TL olmuş ya. Şunun 36'lısı arkadaşlar 70 TL olmuş. Yani bunlar 15 lira falandı. Çünkü ben o zaman Art Grip'i 20 liraya almıştım. Art Grip'e bakacağım. 36'lısı 70 lira. Çok fazla. Hemen Art Grip'e bakayım. 36 renk diyor. Kutusuna değiştirmişler. Oo. Faber-Castell Art Grip'in arkadaşlar 36'lısı Trendyol'da şu an indirimde. 300 TL'den 200 TL'ye düşürmüşler. Yani bu kadar beklemiyordum. 20 TL'ye almıştım 12'lisini. Çok artmış. Sonra Faber-Castell klasik kalıra bakalım. Bir de bu arkadaşlar klasik kalıra normal Faber-Castell olarak da satabiliyorlar. Buna çok dikkat edin. Üstünde direkt bu şekilde klasik kalıra yazması lazım. Onu bununla karıştırıyorlar. Yani bunu klasik kalıra olarak satabiliyorlar. Buna dikkat edin. Değil. Evet, klasik kalıranın 12'lisini buldum. 12'lisi 28 liraymış. Şu an internette Faber-Castell klasik kalır. 12'lisi 28 lira. Uygun. Yani bayağı uygun gördüm. O tip kutular çok pahalıymış yani. Gereksiz pahalı. 70 lira. Şuna vermeye hiç gerek yok. Prizma kalıra bakalım. 8'li prizma kalır. Şeye bakalım. Polikromos'a bakalım. 60'lı kutu. Çok felaket fiyatlar ya. Ya bayağı uçmuş. Polikromos'un kaçlısı bu? 60'lısı 900 TL. Baya artmış fiyatlar. Çok yani. Kuru boya ben şu an satın almam ya. Ben şu an kuru boya satın almam zor, kolay kolay. Amazon'da, Amazon TR'de 24 renk. Amazon'da polikromosun 24'lüsü 300 lira. Yani biraz kabul edilebilir. Bir de prizma kalıra bakalım. Yani başlamadan önce bir... Şimdi hepsi burada da falan var arkadaşlar. Prizma kalır. Evet, prizma kalırın 12'lisine de 250 lira demişler. 72'lisine 1000 lira diyen var. 48'lisine 700 TL diyen var. Ben 48'lisini Amazon'dan yine 5-6 sene önce 200 TL'ye, 150 TL'ye falan almıştım Amazon'dan. 12'lisi 300 lira. Şimdi arkadaşlar fiyatlar bu şekilde. Hatta bir de şu karandaşa bakalım. En pahalısı bu muhtemelen. Bu da 800 TL arkadaşlar. Yani prizma kalırdan daha pahalı bu boya. Evet, yani video başlamadan önce fiyatları öğrendiğimiz iyi oldu. Bu da benim yorumlarımı değiştirecek. Şimdi arkadaşlar elimde bir sürü marka var. Ben kuru boyaya Art Grip ile başladım. Sonra klasik kalır aldım Art Grip'in yanına. Birbirine çok yakın boyalar. Art Grip mi klasik mi derseniz ben klasiği tercih ederim. Daha uygun, daha güzel renk geçişi sağlayabiliyorsunuz. Ondan sonra da prizma kalıra geçtim. Prizma kalır kullanırken yanına Polikromos aldım. Sonra Derwent aldım. Lyra denedim. Böyle birçok markayı denedim. İlk önce şunu söyleyeceğim size. Kuru boya kullanırken bana Instagram'dan çokça mesaj geliyor arkadaşlar. Diyorlar ki bu beni çok sindirimi bozuyor. İşte benim boyam çok ucuz boyalar kullanıyorum. Resmim kötü oluyor. İşte iyi boya olsa daha güzel yaparım falan diye böyle ben buna bahane diyorum. Bahane üretiyorlar. Tamamen alakası yok arkadaşlar. Yani bu kuru boyalar ile çok güzel resimler çıkartılabiliyor. Yani iyi boya İyi resim demek değildir. Şimdi bu uygun fiyatlı kuru boyalar biraz daha sert oluyor. Karışması zor oluyor. Ve fiyatı uygun oluyor. Pahalı boyalarda daha parlak, daha canlı renklere sahip oluyor. Daha kolay karışıyor. Daha böyle pastelimsi bir tarzı var. Yumuşak uçlu boyalar. Yani prizma kalırla ben 7-8 rengi karıştırabiliyordum. Öyle söyleyeyim size. Bu boyalar ile daha dikkatli bir şekilde çalışmak lazım. Ucuz boyalar ile daha dikkatli, daha yavaş çalışmanız lazım. Bu pahalı boyalarda da işinizi kolaylaştırıyor aslında baktığımız zaman. Birebir neredeyse aynı görüntüyü alabilirsiniz. Ama ucuz boyada o görüntüyü almak için biraz daha fazla uğraşırsınız. Sonuca baktığımızda her türlü boya ile sanatınızı gerçekleştirebilirsiniz. İmkanınız neye el veriyorsa o boyayı tercih etmeniz lazım. İmkanınızın el verdiği boyayı tercih etmezseniz sanatınızı da gerçekleştiremezsiniz. Elinizdekilerle yetinmeye çalışmanız lazım. Sadece bir tükenmez kalemle de inanılmaz resimler çıkartabilenler var. Örneklerini de koyacağım ekrana. Yani mevzu imkan ve zevk arkadaşlar. Onu söyleyeyim size. Ben Art Grip ile çalışırken de çok zevk alıyordum. Klasik Color ile çalışırken de çok zevk alıyordum. Prizma Color ile çalışırken de çok zevk alıyordum. Böyle basamak basamak ilerlediğiniz zaman daha güzel gelişiyorsunuz, daha çok tecrübe ediniyorsunuz, daha çok zevk alıyorsunuz. İmkanınız varsa bile ilk başlayacağınız zaman direkt pahalı boyalara yönelmeyin ve en uygununa da yönelmeyin. Bu işte kullanılacak boyalara en uygununa yönelin. Yani şimdi Mona Lisa almayın arkadaşlar. Ne renk tonu var, ne canlılığı var, ne de renkler karışabiliyor. Mesela BİM'de veya diğer yerlerde, diğer kırtasiyede satılan daha uygun boyalar da var.
Bunlarla resim yapmaya çalışmayın mesela. İlkokul boyalarıyla resim yapmaya çalışmayın. Bir tık daha üstüne çıkın. 36 lira demiştim galiba. 12'lisi mi 20'lisi mi ne? Klasik color'ı tercih edin. Bununla başlayın. Yani size başka bir boya tavsiye etmiyorum. Yeni başlayacaklar. Kesinlikle Faber-Castell klasik color'ı tercih etmesi gerekiyor. O Faber-Castell'in bir düşük modeli olan tüp kutudaki olanları da tercih etmenizi isterdim. Ama şu an bunun fiyatı daha pahalı yani. Önceden daha uygundu. Aslında bu kuru boya da arkadaşlar şöyle söyleyeyim, şöyle örnek vereyim size. İlkokulda o hafif bir zengin çocuklar olanlar var ya, onların kullandığı boya bunlar. Muhtemelen ondan dolayı fiyatı biraz artmış. Faber-Castell'in daha uygun boyaları vardı böyle karton kutuda. Neredeyse aynı boyalar, sadece kutusu farklı. O daha uygundu. Biz onu tercih ediyorduk. Bir tık zengin olanlar o tip kutuyu tercih ediyordu. Çocuklar da, her çocuk o tip kutudan satın almak ister yani. O boyayı yanında taşımak ister. Ama işlevseli aynıdır yani. Resim yapmak için kullanılacak arkadaşlar da direkt klasik color'ı tercih ediyorum. Böyle metal kutuda satılıyor. Çok fazla renk skalası yok ama bunların. 36'lıyla da birçok tonu elde edebiliyorsunuz. Ben Art Gribi 12'li almıştım. O 12'liyle ben bir sürü resim yaptım yani ben. Çok farklı tonlarda da çalışmalar yaptım. O yüzden çok bir önemi yok. Sonra kademe kademe mesela klasik kalıp kullanırken tek tek böyle çok kullandığınız renk tonlarında polikromos alabilirsiniz, prismakolor alabilirsiniz, derwent alabilirsiniz. Onların da böyle zevkine tadına bakmış olursunuz. Ondan sonra set tercih edebilirsiniz. Sette de arkadaşlar ben mesela imkan olsa hiçbir zaman kuru boyada set almazdım. Çünkü ben araba çalışmaları yapıyordum, araba resimleri yapıyordum. Kullandığım renkler çok belliydi yani. Mavi, kırmızı, sarı, işte mor kullanmıyordum. Mor bir araba yoktu mesela. Yeşil kullanıyordum arka plandaki yeşillikleri yapabilmek için. Bazı renkleri kullanıyordum. Çok az renk kullanıyordum. 48'li set bana mesela fazla geliyordu. Şu setin içinde kullanmadığım bir sürü ton vardır. Yani bakın burada büyük büyük duruyor. Şu yeşili mesela hiç kullanmamışım. Bakın burada neredeyse şu tonları hiç kullanmamışım. Ve bu benim 7-8 senelik boyam yani. Yıllarca kullandım bunları. Komple set almak biraz daha pahalıya patlayabiliyor. Tek tek satanlar var. Türkiye'de de satan yerler var. Onlardan tercih edebilirsiniz. Belki fiyat olarak setin içindeki kalemin tanesi 5 liraysa işte tek tek aldığınız zaman 8 lira olabilir. Yine daha kârda olabiliyorsunuz. Kullandığınız boyaları tercih edin. Yağlı boyada nasıl böyle setler yoksa, tek tek tüpler varsa kuru boyada da o şekilde tercih edebilirsiniz. Bunu tavsiye ederim size. Direkt bu Art Gribi'nin yanına klasik color almıştım. Bununla ilerlerken bir anda prisma color'a geçtim. Çok da kullanan yoktu. Yani biz yaptığımız çalışmaları Facebook'ta sanat gruplarında paylaşıyorduk. Oradaki arkadaşlarda da çok böyle prisma color kullanan yoktu. Çok nadirdi. Ben aldım. Birkaç yakın arkadaşım aldı. Bu şekilde prisma color Türkiye'de patladı. Şimdi ben baya baya konuştum da geriye dönük neler konuştum şu an pek hatırlamıyorum. Konuşasım varmış. Çenem düştü. Ya biraz muhabbet videosu oldu bu. Devam edelim. Neyse. Polikromos. Yani giriş olarak ne yapmanız gerektiğini, yani bir kuru boyaya başlarken ne yapmanız gerektiğini size söylemiş oldum. Klasik color almanızı tavsiye ediyorum. Yanına da teker teker diğer boyalardan alıp denemenizi tavsiye ediyorum. Klasik color'la yapılmış güzel çalışmaları ben size atacağım. Doğukan Uludağ diye bir yakın arkadaşım var. O bu tür düşünceye sahip arkadaşlara inat. Şu gösterdiğim Faber-Castell'in 12'lik boyasını kullanarak efsane bir çalışma yapmıştı. Onu ekrana getiriyorum size. Bu boyalarla yaptığına inanamamıştık yani. Sadece daha fazla emek harcadığını bize söylemişti. Sonuç birebir neredeyse aynı oluyor arkadaşlar. Prismacolor benim en sevdiğim boyalardan biri. Kuru boya çalışırken imkanım olsaydı Karandaş'ın Luminans serisi var. Bunun bir tıkı üstü polikromosa benziyor kalemleri. Böyle yuvarlak şeklinde. O Prismacolor'ın daha üstünde bir boya. Aşırı canlı, renk karışımı mükemmel. Kullanmak nasip olmadı ama YouTube'daki videolarını izlerken böyle hasta oluyordum yani. O boyayı hep satın almak istiyordum. Alacak imkanım oldu ama o zaman yağlı boyaya geçtim. O yüzden gerek kalmadı. Yani çok çok imkanınız varsa, iyi bir seviyeye geldiyseniz kuru boyada Karandaş'ın Luminans serisini tavsiye ederim. Ama Prismacolor, Polikromos da her türlü işinizi görür. Konuşuyorum ben çatır çatır da. 27 dakikadır ne konuşuyorum ben ya? Giriş olarak hangi boyayı almanız gerektiğini ben size söyledim. Prismacolor da çok güzel bir boya.
Gerçekten böyle tekniğinize emin olduktan sonra prizma kaları almanızı tavsiye ederim. Ben artık belli bir yerden sonra bu kuru boyalardan sıkılmıştım yani. Çok uğraşıyordum çünkü istediğim tonları elde edebilmek için. Hem o zaman maddi imkanımı da sağladıktan sonra prizma kalır 48'li seti satın almıştım. Yani çok severek kullandım yıllarca. Çok memnun kaldım. Genel olarak toparlarsak arkadaşlar, kuru boya güzel bir teknik. Her teknikte olması gerektiği gibi bence uygun fiyatlı ürünlerden daha pahalı ürünlere yavaş yavaş geçiş yapmak lazım. Ben bunu her teknikte size öneriyorum. Ben de yağlı boyada mesela o şekilde başladım. En uygun. Gidiyordum Colorbox'a. Abi diyorum en uygun boyadan ver bana. Şimdi artık Colorbox'a gittiğim zaman videolardan da biliyorsunuz daha pahalı boyalara geçiş yapmaya başladım. Daha profesyonel boyalara geçiş yapmaya başladım. Onları da tecrübe edinmek istiyorum artık. Kuru boyada da aynı şekilde ilerledim. Sulu boyada da elimde bir boya vardı. Onun kalitesi iyiymiş. Üniversitede aldırmışlardı. Direkt ondan başladım. Onda böyle çok en kötü, en uygun sulu boyayı deneme fırsatım olmadı henüz. Ama onu da ilerleyen zamanlarda deneyeceğim. Bu şekilde ilerlersiniz hem arkadaşlar cebiniz rahat eder, hem sizin tekniğiniz daha iyi gelişir, daha güzel tecrübeler edinirsiniz. Bu şekilde mutlu olursunuz yani. Bu tavsiyemi bence kullanın. Kuru boyaya bence yağlı boyadan, akrilik boyadan, sulu boyadan önce başlanması gerekiyor. Bence ilk önce kuru boya tekniği öğrenilmesi gerekiyor. Çünkü elinize birçok şeyi kuru boyada öğrenebiliyorsunuz. Sonra diğer tekniklerde bu öğrendiklerinizi uygulayabiliyorsunuz. Mesela renklere hakimiyetiniz kuru boyada artabiliyor. El hassaslığınız çok fazla artıyor kuru boyada. Birçok şeyi kuru boyada kazanmış oluyorsunuz. Ondan sonra geçeceğiniz tekniklerde size çok yardımcı oluyor. Ve her ortamda yapabileceğiniz bir teknik. Yağlı boya her yerde yapamıyorsunuz. Sulu boya da her yerde yapamıyorsunuz. Ama kuru boyayı bir kalemlikle, bir kağıtla her ortamda çalışabilirsiniz. Zevkli de bir teknik. Bir yere kadar zevkli bence. Bir yerden sonra artık çok bayıyor bence. Çok büyük çalışmalar yapamıyorsunuz kuru boyada. Çünkü incecik bir uçla koca kağıdı boyamak çok zor. Diğer tekniklerde öyle değil. Büyük fırçaya geçip kocaman alanı boyayabiliyorsunuz ama kuru boyada öyle bir şansınız yok. Arkada büyük bir alan varsa oraya böyle ince ince boya boya insan bir yerden sonra sıkılıyor. Ben de bundan sıkıldım. Daha büyük çalışmalar yapmak istiyordum. En büyük yaptığım kuru boyada 35'e 50 oldu. En son bunu çalışmıştım. Çerçevenin içinde resim kaymış, kusura bakmayın. En son bunu çalıştım. 35'e 50 bir kağıt. En büyük yaptığım kuru boya çalışması bu. Bu benim saatlerimi almıştı. Yani 48 saat başında geçirdiğim süre muhtemelen 48 saatti. Öyle hatırlıyorum. Yani bundan sonra karar verdim artık. Ben dedim ki tamam ya, yani kuru boya buraya kadar benim farklı bir tekniğe geçip daha büyük çalışmalar yapmam gerekiyor diye karar vermiştim o zaman. Ve doğru yaptım. Burada bıraktım kuru boyayı. Bundan sonra da çalışmalar yaptım ama artık kuru boyada daha fazla ilerlemeyi düşünmüyordum. Bundan sonra direkt yağlı boya geçtim arkadaşlar. Yağlı boyada da yaptığım tabloları biliyorsunuz. Çok büyük tablolar da gerçekleştirdim. Bana bir yerden sonra büyük işler yapma hevesi gelmişti. Çünkü kuru boyada mesela en ideal boyut, yani bir A3, A4 kağıdında resim yaptığınız zaman zevk alabiliyorsunuz. O da bir duvara astığınız zaman küçücük kalıyor. Hiçbir anlamı kalmıyor. Bugün çok fazla konuştum arkadaşlar. Çünkü 2-3 haftadır video çekmiyorum. İçimde böyle video çekmek için bir özlem birikmiş. Onu bu videoda attım galiba üstümden. İnşallah yine eski düzenime dönüp her hafta video atmaya başlarım. Yoğun bir dönemden geçiyorum. O yüzden böyle aksamalar oluyor. Kusura bakmayın. Videoların devamı her zaman gelmeye devam edecek. Takipte kalın. Bu tür videoların daha fazla gelmesini istiyorsanız yorumda belirtin. Bu video belki biraz karışık olmuştur. Montajda düzeltmeye çalışacağım. Konudan konuya atladım böyle içimdeki heyecandan dolayı. Yine anlamadığınız noktalar varsa bana yorumda da yazabilirsiniz. Instagram'dan da yazabilirsiniz. Hemen geri dönemesem de bir hafta içinde bütün mesajlara geri dönmeye çalışıyorum. Herkese yardımcı olmaya çalışıyorum. Açıklamadaki linkten de yeni başlattığımız çekilişe de katılmayı unutmayın. Çok değerli bir set veriyoruz. Belki yeni kuru boya başlayacak arkadaşlara da bizim hediye ettiğimiz setle başlamalarına vesile olabiliriz. Umarım sizin için değerli bilgiler verebilmişimdir. Başka bir videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Sanatta kalın.